Kanadaları drone'la toplamak gerçekten çok enteresan. Neler söyleyeceksiniz? Merhabalar, merhabalar. Vallahi çok güzel bir şey gerçekten. Vallahi kimin ne taktığını görüyorsun. Evet. Bir de altınların çalınma ihtimali olmuyor. Bir de vallahi sahte altın da çok atılıyor Murat Bey. Evet. İnanılmaz zekice, nasıl da zekice bir yöntem gerçekten. İsim bile takmışlardır aslında. Evet, evet. Rahmetli babaannemin adı Saniye. Ama gördüğünüz gibi Saniye Hanım işini çok iyi yapıyor. Bir kere de acaba ben kullanabilir miyim? Onu çok şey veremiyorum. Kameranın önünü bir deneyim. Onu ben aldım. Aldım, aldım. Evet, Ezgi. Gel Ezgi. Evet. Kullanması çok da kolay. Gördüğünüz gibi bence bundan sonra düğünlerde trend olacak. Bu biraz yalpalıyor. Ablanın kafayı alacağız galiba. Hop, biraz. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Ver şunu bana ya, ver şunu bana. Allah Allah. Ay Allah Allah. Dur oradan. Kadının kıvaslı ucunu. Ufo düğünü bastı. Yapıştır, ben kurguda toplayacağım onu, yapıştır. Evet, NASA Hattan abi tweetliyor. Herkes panik halinde. Masalar devrilmiş. İnsanlar çığlık çığlığa panik halindeler. Bakın panik, çok mu paniksiniz? Evet. Evet, o kadar da panik ki ayağa kalkamıyor. Şok olmuş işte, gerçek panik bu. Bakın, bakın nasıl da süzülüyor. Evet. İnanılmaz gerçekten sevgili seyirciler. Oyda. Yap. Hayır, üzül haber. Kanlı düğün, yapıştır. Saniye nereye? İstanbul'un Kızılay semtindeki düğünde inanılmaz bir olay yaşanıyor. Katı kavgası kanlı bitti. Havaya ateş edenler var. Gördüğünüz gibi silahlı çatışma çıktı burada. Amcaya soralım. Amca! Neden böyle yapıyorsun şu an? Saniye, altı altınları gitti ya. Bence öldü artık. Evet, Saniye gelinin babaannesi. Kapanışa geç artık, hadi kapanışa. Yapıştır. Evet, kavgalı düğüne damat tarafı son noktayı koydu. Büyüklük bizde kalsın dediler. Erkek tarafı olduklarından zar kavgayı bitirdiler. Ben Murat Uğur, kameramanım Yunus ve asistanım Ezgi. Herkese iyi akşamlar. Troll müsünüz lan siz? Değiliz, basınız biz. Buraya gel, buraya. Buraya gel dedim sana, buraya gel. Kaç, 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 kaç. Basın, basın. Hocam, yani 10 dakika oldu da hiç konuşmuyoruz. Bu taksimetre işlemiyor değil mi? Ay pardon ya, ben telefona bir dalmışım ama sizdeyim şu an. Buyurun, anlat. Aa, teşekkür ederim. Hocam aslında ben birazcık yeniyim bu konularda ya. Siz sorsanız ben dökülsem. Sorayım, bir derdiniz mi var Murat Bey? Ya hocam estağfurullah ya. Derdim olsa niye size geleyim hocam? Hocam tabii ki derdim var yani. Nasıl bir derdiniz var peki? Yani böyle cinsellikle mi alakalı? Bir şeyler mi olmuyor? Eksik mi? Kalkmıyor mu? Hocam... Çok şükür yani öyle bir sıkıntı yok da benim sorunum birazcık daha ağır. Yani borcum var benim. Borcunuz var? Evet. Borcunuz? Evet. Borç? Tabii. Nasıl oldu bu borç? Evlenmek istedim ben. Yani evlilik için bir adım atayım dedim. Yani biliyorsunuz hani evlilik hayata tek başına tutunamamak, böyle iki kişi devam etmekle ilgilidir ya. Ya, güzel ama küçükmüş. Seninki gibi. Taksana taksana diye bağırıyordun. Aslında tam olarak öyle değilmiş. Maalesef ben bunu yeni tecrübe ettim. Evlilik demek damatlık demekmiş, gelinlik demekmiş. Evlilik demek böyle kocaman böyle at gibi taşı olan yüzük demekmiş. Maldivler'de balayı, dev gibi düğün salonları demekmiş. Yani evlilik demek 200 bin TL borç demekmiş hocam. Ben bunu yeni çözdüm. Psikolojim bozuldu. Murat, baksana bir. Şu nasıl? Çok iyi duvar kağıdı ya. Masa üstü koy. Ya dur kraliçe, o balayı ya. Ya Murat ya. Bir kere. Ama aşkım ya. Bir kere. Ya bu olsun ya. Bir kere evleniyoruz. Bu olsun. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Murat, ben bu gelinliği bir kere giyeceğim. Ben bunu istiyorum. Ya bir kere Murat. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Bir tam. Hemen kızlara haber vermem gerekiyor. Seni çok... seviyorum. Alayım titreşime de sok götüme ya bir kere. Bir kere bir kere sok götüme. Ya bu gerdeğe kadar kimse kimseyi sıkmıyor hani ya. Yani zaten tabii kadın ödetecek değilim borcu da. En azından o borcun bir kıymeti olsun yani. Evlenelim, sonuna gidelim diyorum. Ama psikolojisi benden bozuk.
eline. Bismillahirrahmanirrahim ya. Şu elini aç. Ya ne oluyor ya? Karabasan gibi geldin. Neye merak ediyorsun ya? Yok bir şey benim telefonumda. Allah seni kahretmesin be. Sürekli onu aldattım falan düşünüyor hocam. Yok öyle bir şey yani. Olsa söylerim. Size de söylerim. Burada saklanacak, gizlenecek bir şey yok yani. Şimdi Murat Bey. Evet hocam. Zor bir süreçten geçiyorsunuz. Ve yönetemediğiniz durumlar size kaygılara yol açmış. Kendinize şunu sormanız lazım. Soralım. Benim seks hayatım nasıl? Ya hocam taktınız seks hayatına ya. Nedir seks, seks, seks? İyi benim seks hayatım. Nasıl iyi? Teoride mi iyi, pratikte mi iyi? Teoride de iyi, pratikte de iyi şimdi. Ben burada size derdimi anlatıyorum. Konuştukça kredim yükseliyor, bir şeyler oluyor. Siz bana neler soruyorsunuz? Bu ne bu? Alın bunu uygulayın. Reçete mi bu hocam? Rahatlatacak. Bakacağım. Sevgilinizin güvenini kazanmak için 7 yol. Eh be hocam ya. O kadar derdimin arasında çıkartıyorsun bana. O ne diyor listesi veriyorsun ya. Ama rahatlatacak. Neyi mi rahatlatacak bu? Ne yapayım bunu ya? Rulo mu yapayım yani? Ayıp ya. Süremiz doldu. Ben sizi göndereyim artık. Ben giderim. Olsun geçireyim ya. Geç. Şimdi geçireyim demişken aranızdaki ilişki zerre kadar ilgilendirmiyor beni de. Bu nasıl havalı duruyor acaba hocam? Kulaklıktan. Helyum gazıyla şişirdim ya. Ama o da benim psikoloğum biliyor musun? Çok tatlı bir şey. Gel. Gel sen de bak. Hayırlı canım. Olsun. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Biraz gül, biraz gül yenge. Bir öpücük, bir öpücük alayım. Yenge sen de buradasın. Evet. Şimdi aslan. Ben zaten bu seansa 5 kuruş para ödemeyeceğim de. Bundan sonra da geleceğim. Bayağı bir rahatlattı beni şimdi, aklını yemeyeyim. Bundan sonraki seanslara da 5 kuruş para ödemeyeceğim. Neden? Bak. Haberciyim ben. Bir hafta gündemden düşmezsin. Twitter'da sana abazan doktor yazarlar. Hashtag yaparlar seni. Seni hashtag yaparım ben. Devam. Ama... Ama göte yok. Sus! Allah Allah. Alo efendim. Merhabalar, ben Banbank'tan arıyorum. Murat Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim. Doğum tarihinizi alabilir miyim? 1984. Doğum yeriniz? Ankara. Annenizin kızlık soyadı? Kızılbayır. Murat Bey, borcunuz var biliyorsunuz değil mi? Biliyorum hanımefendi, biliyorum evet. Kartınız da kapalı biliyorsunuz değil mi? Evet evet, kartım kapalı olduğunu da biliyorum. Borcunuzu yarın ödeyebilir misiniz? Yok hanımefendiciğim, yarın ödeyemem yok. Zaten yarın ödeyebilecek olsam bugün öderim değil mi? Peki bir gün sonra? Hayır, bir gün sonra da ödeyemem. Bakın şöyle yapalım. Ben ödeyebileceğim zaman arayayım size, olur mu? Yok, biz arayacağız yine. Tamam. Tamam, sağ olun. Başka bir şey lazım mı? Ya abla Allah aşkına ya. Sen fantezi için değil, romantizm için varsın ya. Oğlum artık erkek Türkçe internetten alıyor. Ben de ürün yelpazemi genişlettim. Ne ki bunlar? Nasıl kullanılıyor ki? Bilmem ki ben. Aa, bak şimdi. Bunu sen takacaksın. Bunu da ona ver. He? Sarayım mı? Yok, burada yiyeceğim. Ya ablacığım lahmacun mu satıyorsun Allah aşkına? Sarayım mı nedir ya? Ben kendim evde de kullanıyorum. Çok memnunum. Vereyim arabada bir dene. Sar. Tamam alıyorum. Sar. Al al. Bir milyon, bir milyon. Yavaş. Ben gideyim öyle bari. Dur bana. Bir milyon, bir milyon, bir milyon. Türkiye'de 100 tane kadına sormuşlar. Demişler ki Türkiye'deki en romantik erkek kim? 99'u birden aynı cevabı vermiş. Murat Uğur. Murat bu ne? At. Çiçek aldım işte. Bana mı aldın? Evet. Durduk yere. Evet. Ya sen bana çiçek alma, çiçeğin parasını verirdin Murat. Öyle bir odundu. Bu nereden çıktı şimdi? Ya milletin kocası erkek arkadaşı alıyor o paraları, götürüyor pavyona, yapıştırıyor dansözlere. Ben en azından paranın üzerine seni seviyorum Ceren yazıp veriyordum yani. Bu mu odunluk? Murat sus. Beğenmedin mi? Beğenmedim ya. İyi ben koyayım vazoya, sen koklarsın sonra. Allah Allah ya. Ona daha önce hiç etmediğiniz iltifatları edin.
soracağım şimdi. Aşkım var ya, sen benim var ya derya kuzumsun, derya kuzum. Hani böyle balıklar oluyor böyle, üzerine ben seni böyle su fışkırtayım böyle. Su atayım, balığım, kıvrağım benim. Derya kim? Derya kim ya? Kim o? Kim o? Derya diye bir şey yok. O şey ya, iltifat o. Derya kuzusu, kuzu, derya, balık. Skret, bak şey yapayım. Sen benim orman kaçtım, Sibel Can gözüm benim, kurban olduğum. Size daha önce yetmediği iltifatlar ediyorsa. Ya Allah'ım, bir saç bu kadar güzel kokabilir mi ya? Niye dünya üzerinde bu kadar güzel kokan iki şey var biliyor musun? Birisinin saçların, biri de şeydi, o bir otelin tuvaletinde bir sabun vardı da hangi otelde var? Murat, evet. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı senin? Ne bu haller? Benim sana anlatmak istediğim bir şey... Bekle. Unutma lafını, geliyorum hemen. Onun yanında telefonla ilgilenmeyin. Sizin yanınızda telefonu açmıyorsa... Ona küçük sürprizler yapın. Sizi çekici bulmadığı için çeşitli fanteziler yapacaktır. Yok ya. Kaç para o ya? Hadi. Ben de mi kırayım? At onu da. Sik arasın. Çekin bari ya. Yani Hakan Bey, yani Murat arkadaşımız oradan da haber çıkarır. Siz telaş yapmayın. Bizde o iş. Hakan!
Saat kaç? Saat. Ulan salak herif hep yiyor bunu ya. O zaman ben bir gideyim de. İşte televizyonculuk böyle bir şey. Birileri rezil olacak, siz de izleyeceksiniz. Murat da bunu başarıyor. Nerede Murat? Abi o bugün yok. Neden? Ya bunun bir kız arkadaşı vardı ya, delirdi. Ayrılacaklar galiba. Çünkü kız sonuçta delirdi. Psikopata bağladı. Biz iletelim eğer bir şey varsa. Söyleyin yarın her zamanki restorana gelsin. O bilir yerini. Ya Yetmin, sağ olun Kudret Bey. İyi çalışmalar. Sağ olun. Abi de kötü, çok kötü oldu. Her şeyi herkese neden anlatıyorsun ya? Ya ne var kızım? Ne var ya? Kabullen ya. Bizim yengemiz delirdi. Kabullen artık bunları. Allah Allah. Acil eve gelin, 3 tane önlem. Acil hadi demek. Hadi. Biz de acil geldik. Bundan bir şey yok yani. Abi biz... Beyefendi pardon, yanlış gelmişsiniz. Ya hayır buraya, benim ya, benim. Murat abi sen misin? Oğlum moralim çok bozuk ya. Gelin anlatacağım, gelin. Abi yenge içerisi, biz hiç girmeyelim şimdi. Ya ne yengesi ya? Ne yengesi ya? Ortalama mı da koyduk hani? Yok yenge menge. Gelin anlatacağım ben. Aa, ne olmuş buraya ya böyle? Ceren mi yaptı bunu ya? Abi geçmiş olsun. Ya bu da çıkmıyor, anasını satayım. Bu küçük mü yapmış teyze, ne yapmış acaba? Bayağı kaliteli malzeme satmış ha. Deri galiba bak. Abi sırf meraktan soracağım. Kelepçede var mı? Dur abi dur, arkadan keseceğim. Ya arkadaşım çay mı soruyorsun, kola mı soruyorsun ya? Kelepçe var mı? Nasıl bir sorudur ya? Bir kendine gel Allah aşkına ya. Ya ben bunları hep filmlerde görüyordum. Her zaman da merak etmişimdir. Nasıl kullanılıyor bunlar? Nerede kullanılıyor? Mesela ben evde tek başımayken kullanabilir miyim bunu? Hah, çıktı abi. Yavrucuğum ya, sen neden böyle biyoloji dersinde üremeyi yeni görmüş ergen gibi sürekli soru soruyorsun ya? Neden bu kadar merak ediyorsun ya? Etme işte. Vay, laf soktun. Aa, iyi misin abi? İyi miyim Ezgi? Ha? İyi miyim Ezgi? Değilim. Borcum var Ezgi. Borcum var. Ya tamam sakin olun. Herkes sakin olsun. Korkmayın ben buradayım. Yunus burada. Benim artık bu olaylara bir el atma zamanım geldi yavaş yavaş. Ben şimdi bu olaylara yavaş... Şu maskeyi takabilir miyim ya konsantrasyon için? Ya arkadaşım ben burada sana diyorum ki benim psikolojim bozulmuş diyorum. Ben burada diyorum ki her konuştuğumuzda benim borcumun üzerine faiz biniyor diyorum. Sen gelmişsin bana burada konsantreden bahsediyorsun. Ne diyor bu acaba ya? Şimdi senin paran yok, doğru mu? Evet, param yok. Borcum çok benim. Ha, o zaman ne yapacaksın? Zenginden alacaksın, kendine vereceksin. Hangi zenginden alacağım Yunus? Mesela zengin bir kadından. Ha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Acaba film falan mı izlesek böyle IMDb 8-5? Çünkü cinsellik benim için hep ikinci planda oldu. Birinci planda ne var peki? Para var, para ver bana. Ne parası ya? Türk. Gördün mü? Yok yok, saçmalamayın ya, yapamam ben öyle şey. Jigolo muyum ben ya? Ya bunun jigololukla ne alakası var ya? Ben bildiğin dümdüz pompadan bahsediyorum. Bildiğin dümdüz pompacı olacaksın. Tamam tamam, ne kadar da cinsiyetçisin. Yaşam koçluğu yapsa, zenginlerin yaşam koçluğunu yapsa. Bana bir rota çizdin Murat Bey. Babamın holdinginde çalışmak istemiyorum. Onun verdiği cipi de istemiyorum. Parayı da. Senin ben derdimi sikeyim. Derdimi sikeyim. Ne biçim şey o be? Bak şuna bak, tüylerim diken diken oldu. Zengin bebeleri onlar. Uğraşamam ben onlara. Dövüveririm onları. Oo, sen de ne emmeye ne gömmeye. Sen iyice formdan düşmüşsün ya. Ya arkadaşım ben formdan düşmedim. Benim psikolojim bozuk ya. Benim borcum var oğlum ya. Tamam da güçlü ya. Kal. Sakin ol. Güçlü kal biraz. Ha bak bu arada Kudret Bey yarın seninle görüşmek istiyor her zamanki restoranda. Haberin olsun. Unutmadan söyleyeyim dedim. Neden? Abi yarın Kudret Bey'le görüşeceksen zam istesene ya. Hem seni sever bizi de iste be. Hadi ya. Ya arkadaşım adam ben bedavayım diye seviyor beni. En son zam istediğimiz zamanı hatırla. Akşama kadar prostat ameliyatını anlattı bize ya. 1,5 saat herifin sikini taşlarını düşündüm. Buruş buruş böyle. Dur dur kusma şimdi. Şu ortalığı bir topla bak. Kurban olayım sen kadınsın ya. Psikolojimiz bozuk. Hadi. Ne kadın 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 ya. Ne kadınmış ya. Kadın kadın kadın. Bıktım kadın ya. Yeter artık ya. Kadın yedirsin. Kadın içirsin. Kadın avurgaysın. Of ne kadar seksist bir bakış açısı ya. Ya ne bağırıyorsun be? Hem temizlikle seksiliğin ne alakası var? Temizlik yapan herkes seksi mi oluyor? Bak bize temizliğe Melahat geliyor. Melahat seksi mi? Melahat seksi. Evet. Efsane. Bu yersin işleri falan atılmış. Gerçi bir gideri var aynen. Oğlum bir dakika ya. Kız seksist diyor, sen seks sanıyorsun.
Ayrıca ne alakası var bunlarla? Benim borcum var ya. Ben o borcu nasıl ödeyeceğim ya? Patroncum, beni çağırmışsın. Bu filtre mi daha iyi? Yoksa bu? Bu muazzam. Da beni bunun için çağırmadın inşallah patroncum. Otur otur. Ne haber, nasılsın? Ceren nasıl? Ceren delirdi patroncum. Her kadın delirir oğlum. Sana zararı var mı? Var. 200 bin TL kadar borç taktı da. Oha, o nasıl delirmek lan? Ya biz şimdi evlenecektik falan ya abi. Sonra... Bu iyi diyorsun. Güzel, süper. Bu ne biliyor musun? Bu işte 40 yaşından sonra Instagram'a girenlerin paylaştığı garip postlardan mı patroncum? Benim cenaze fotoğrafım. Ne? Murat, ben artık ölü bir adamım aslanım. Musalla taşıma bu fotoğrafı koymanızı istiyorum. Ölüm belgem gerekli yerler imzalı. Nasıl öldüğüme karar vereceksin, cenazemi kaldıracaksın. Patroncum şimdi benim zaten bir sürü borcum harcım var. Bir de bana ne olursun cinayet ipleme. Bu sahte cenazemi kaldırır isen kanalın yarısını sana vereceğim. Borcum borcunda kalmaz. Yarısı. Tüm kanal. Patroncum bu şu an rüya gibi şu an. Rüya müya değil oğlum. Ben aşık oldum. Elena. Ama patroncum şimdi sen de böyle her Türk genci gibi gördüğünüz Murat, kadar. Sen hiç bıyıklı bir kadınla seviştin mi? Tövbe yok. Sen. Ben bunu 40 sene yaptım oğlum. Ben bu hayatı bitiriyorum, bıyıksız hayata geçiyorum. Bunu da bir tek sen biliyorsun. İmzala. Kanalın yarısını al. Öbür yarısı da kızımın olacak. Onun çilesini de sen çek. Bu arada bak, uzaktan biri de seni izliyor. Ceren, ne yapıyorsun ya? Beni mi takip ediyorsun? Ajan mısın sen ya? Ya şu hareketlere bak ya. İyi. Kız cidden delirmiş oğlum. Efendim? Kız diyorum, cidden delirmiş. Oğlum hem borcun var, hem hayati tehliken var. Teklifimi kabul etmeyeceksin de ne yapacaksın? Şimdi bunu imzalarsam kanalın yarısı benim mi patroncum? Aynen kardeşim. Şimdi sahte cenaze töreni mi düzenleyeceğiz? Ama bu yasa dışı. Ezgim, sen neden tribe giriyorsun ya? Ha? Bak bu işi yaparsak kanal bizim olacak. Kurban olayım. Cenaze arabası sende. Evet abi. Arkasına ölümlü dünya yazmayı düşünüyorum. Telife girer mi ya? Piyasa yapmaya mı çıkıyoruz ya? Kurban olayım. Cenaze arabası bu. Boya yeşile geç. Tabut sende. Ne yaparsan yap o tabutu hallediyorsun. Yapı markette var mıdır tabut? Ya Ezgim, yapı marketten al. Git arkadaşından al. İnternetten bul. Kendin yap ama bir şekilde bul, tamam mı? Tamam. Heh. Geldi bak. Yarın imam olacak arkadaşımız da bu. Gel abim gel. Murat Bey bu nasıl bir tesis Allah aşkına? Ne demek ben seni manşetten avazan psikolog olarak ifşa ediyorum? Kadın. Ne oluyor ya? Herife kal geldi. Hop birader. Hop hop alo bir dakika. Merhaba. Ben Murat Bey'in psikoloğu Atıl. Hangi elimi sıkmak istersiniz? Şu anda efsane bir doğa olayı izliyoruz. Adamın damarlarında kan yerine döl dolaşıyor şu anda. Tam bir abazan. O yüzden bizimle iletişim kullanmaz şu anda. Beyin gitti, yandı. Baksana abi şuna. Lan kerkiniyor kıza, kerkiniyor al şunu. Hop birader gel bir dakika buraya, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun yanımızdaki kıza hareketler falanlar? Biz sana imamsın dedik. Ya Murat Bey benim görevim revize mi etsek ya? Ben Ezgi Hanım'a yardım etsem, asist etsem onu. Ya sen o önce elini asist et. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Neyse Ezgi, şu ölüm çeşitlerini bir say bakalım. Otopsi raporu imzalanmış. Ne yazsak oluyor aslında ha? Gelin. Kudret İnanır ölüm sebebi kalp krizi. Bravo. Hop. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Ha bir de bana sinirleneceksin sen burada. Ha benim yanımdaki kız sıcakçuk yapacaksın, bir de sinirleneceksin. Yok öyle bir dünya kardeşim. Elimde fotoğrafım var, onu hatırlatırım sana canım beni. Sakin olacaksın.
gevşeyeceksin. Sinir yapmayacaksın. Daha genç adamsın. Tam yaşındasın. Duydun mu beni? Öyle sinir yapmak yok. Sinir yapıp da cenazeye gelmemezlik yapmak yok. Yarın seni o cenazede göreceğim. Beni delirtme. Beni delirtme. Çok sinirlendim ya. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Ya arabası var. Ha, arabam var. Ver anahtarı. Hop. Sen şimdi burada ne yapacaksın biliyor musun sevgili kardeşim? Bak bir sürü mezar var görüyor musun? Sen şimdi o mezarların arasında gezeceksin. Bizden de selam söyleyeceksin. 3-5 tane Fatiha okuyup imamla antrenman yapacaksın. Dışarıda bizimle buluşacaksın. Tamam. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Beni arkada bırakmayın. Ama şantaj, şantaj bu. Siz eşisiniz. Siz tabii kızısınız. Şimdi şöyle, biz bütün kağıt kürek işlerini hallettik. Doktorla da konuştuk. Otopsi sonucu kalp krizi dedi biliyorsunuz. Cenazede gelmek üzere moruktan. Herhangi bir sıkıntınız, bir sorunuz olsa biz buralardayız. Ezgi de zaten yardımcı olacak size değil mi Ezgi'ciğim? Hı? Ezgi'ciğim. Yardımcı olacaksın Ezgi'ciğim değil mi? Tabii. Yardımcı olacak. Buralardayız biz o zaman. Tekrar başınız sağ olsun. Ezgi'ciğim devam edelim. Başınız sağ olsun. Sen alkol mü aldın lan? Gel buraya. Canım alkol falan değil, kahve. Yalnız Kudret Bey çok iyi adamdı gerçekten. Hani nasıl oldu öyle birdenbire gitti yani anlamadık ama... Ben bir şey soracağım. Sor. Kudret Bey kanalın yarısını sana bıraktı diyorlar. Doğru mu? Sizde de dedikodu ışıktan hızlı yayılıyor ya. Doğru doğru. Adam öldü, arkasından konuşma, cevap hakkı yok adamın. Ben arkasından da lan böyle adam. Yüzünü yıka, yüzünü yıka. Açıl hadi, hadi. Ulan köpek! Ya ben pardon. Başınız sağ olsun tekrar. Alo, neredesiniz lan? Geldik abi, geldik. Atıl hazır mı? Hazır. Dua ezberliyor. Kapının önündeyiz. Hadi kapadım. Hazır mısın? Ezberledin mi? Olacak gibi mi? Ha? Hadi bakalım, sen öyle diyorsun ama hadi hayırlısı. Teyzem sen ne yapıyorsun burada ya? Cenazelerde gözlük satıyoruz oğlum. Ürün yelpazemizi genişlettik biliyorsun. Bana da versene şöyle bir tane, teşvik kestayla olsun ama. Nasıl? Oldu mu? Güzel. Başka bir şey lazım. Aman, aman teyzem, aman. Gençler ne yaptınız ya? Ya bu Ezgi panik olmuş gitmiş. 3-4 tane tabut almış ya. Vallahi sorunlu bu kız ya. Ya en azından almış boş ver. Sen ne yaptın? Gel bakayım buraya. Allah'ım tipe bak. Vallahi çarpılacağız ya. Yemin ediyorum çarpılacağız. Hadi yürüyün hadi. Niye? Olmamış mı? Olmuş mu? Olmamış. Ezgi. Sen gerçekten pizza söylemişsin sana. Ben bayağı şaka yapıyorsun zannettim. Ninja kaplumbağa gibi pizza yiyor millet. Yiyorlar işte, herkes mutlu. Tamam şimdi neyse, herkes görevini biliyor değil mi? Bu cenaze bugün kalkacak arkadaşlar. Pizza ister misiniz? Yok teşekkürler. Ya ben bir tane alırım aslında. Yok almaz, imam kendisi çünkü imam. İmamız ya biz hocam, değil mi? Dokunur biz hocam. Bakayım imamız biz, yapmayan bu şeyler. Toplayın milleti, toplayın hadi, hadi. Araç geldi, şimdi defnetmeye gideceğiz. İsterseniz siz benim arabamla gelin. Teşekkürler. Buyurun. İmam nerede? Abi biz onu göremeyince seninle gelmiştir diye. Ya oğlum cenaze var, imam yok ya. Hemen arıyorum abi. Aa. Atıl telefonu burada unutmuş. İyi oldu ya buraya gelmeniz. Orası çok kasvetliydi. Yani böyle bir kaos,
böyle bir ağırlık falan ama... ama burası böyle geniş, ferah, büyük. Hocam, siz neler yapıyorsunuz? Biz... ya işte biz de çok yoğunuz. Biliyorsun 5 vakit. Gecemiz yok, gündüzümüz yok, hafta sonumuz zaten yok. Ulan Atıl, ulan Atıl. İnisiyatif alıyorum ve imam ben oluyorum. İmam mı oluyorsun? İmam mı oluyorum? Dua okuyabiliyor musun? Dua okuyabiliyor muyum? Sübhaneke'yi biliyor musun? Sübhaneke'yi mi biliyorum? Yok ya, benden olmaz. Nasıl ya? Ben mi olayım imam? Ben mi olayım imam? Dostlar sağ olsun, sağ olun, sağ olun. İmam sen mi olacaksın? Benim teyzeciğim, benim. Hasta oldu kendisi, vekil etti beni. Vekilim ben, tabii. Anladım. Siyah beyaz yap bari. Cenaze sonuçta. Biz hepsi yedi, inandılar. Kusura akıyoruz, boş ver. Herkes yemeği bulur, yemeği. Rizgi, Rizgi tabut boş. Tabut boş. Sahte cenaze, adam ölmedi ki. Tabut boş. Abi ne oluyor? Tabut boş. Dolduralım abi. Yani bir şey konacak mıydık? Tabut boş. Tabutta gömülmüyor mu zaten canım? Tabut boş Ezgi. Tabutun dolu mu olması gerekiyordu? Ya kızım, sen nerede yaşıyorsun ya? Merhumun içine koyulur, çıkartılır, toprağa gömülür. Allah aşkına ya. Hadi bana ceset bulun, çabuk bir şey bulun, çabuk. Ben nereden bileyim? Ben daha yeni mezunum üniversiteden. Üniversiteden mezun olmakla ne alakası var acaba ya? Sen sadece Hollywood filmlerinde mi izledin cenazeleri? Ay yine Allah yaşından versin, hiç görme de bunları bil ya. Bunları bil ya. Bana ceset bulun. Çabuk kefenle bir şey sarın, çabuk olun, çabuk. Hadi. Abi, yeterli katılım olmadığından cenazemizi ertelendi desek. Çok mantıklı. Nasıl? Delirtme lan beni. Gidin bana cenaze bulun. Çabuk bunun içine bir şey koyacağız. Hadi ben oyalıyorum burayı. Çabuk olun. Tamam. Tamam, sen sakin ol. Sakin ol. Hocam, ben bazen çok bunalıyorum. Hı? Böyle basıyorlar bana. Aa. Çok daralıyorum. Sevgilime beddua ediyorum. Sizce çok günah mı hocam? Sevgilim mi var? Evet var. Senin sevgilin var. Benim sevgilim yok mesela. Ama bu günah. Bana günah. Ben yay burcuna bunu hiç yakıştıramadım. Kendinize iyi bakın. Yani Allah günah yazmasın ama sanırım bunu ben yanlış kıldırttım. Ya zaten 2 dakika bir şey. Bir dakika kılabilir miyiz? Bu nasıl olacak? Bir gel, bir gel. Bir gel, ne olur bir gel. Bunu mu sarsak kefene? Kızım olmaz, o kırılır. Ezgi çık. Tamam çık. Tamam. Allah aşkına çık git. Kırılır dedim, kırıldı. Sevgili cemaat, merhum Kudret İnanır'ı nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Duyamadım. İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nedir bu ya? Herkes iyi bilirdik, iyi bilirdik. Ya ne kadar iyi bilirdiniz ya? Ne kadar tanıyorsunuz? Sen amcam niye bağırıyorsun iyi bilirdik diye? Sen ne kadar, bu adamla 5 dakika sohbetin var mı senin ya? Kimi gömüyoruz biz şu anda? Fikret. Fikret. Mesela bak şu yastıkları şöyle yapıp bunu buraya sarsak acaba olur mu ya? Böyle olur. Yastık. Olur yapalım. Nereye olur? Bu resmen pike, bununla olmaz. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Merhum Kudret İnanır'a hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bu ne öyle, hemen helal ettiniz ya? İyi mi diyorum, iyi diyorsunuz. Helal ediyor musunuz diyorum, helal ediyoruz diyorsunuz. Ya yok mu arada hiç helal etmeyen? Bir Hakan etmeyecekmiş gibi duruyor. Bir Hakan'ı buraya alkışlar alalım. Evet, 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 evet. Evet Hakan'cığım merhaba. Yani Kudret İnanır patronundu, öldü. Neler söyleyeceksin? Yani Kudret Bey benim vizyonumu asla anlamadı. Ben değişik bir yayın politikası getirecektim. Bir dakika yani, nasıl? Şimdi hakkını helal etmiyor musun? Yok canım, yani etmiyor değilim de bence yanlışları vardı. Bir dakika, bir dakika. Burada kafalarımız karıştı. Şimdi hakkını helal ediyor musun, etmiyor musun? Net ol biraz. Sen şimdi niye giriyorsun ki beni? Spekülasyon yapma lütfen. Ya geç yerine geç. Allah aşkına geç ya. Allah ya. Evet, alkışlarla yerini aldık. Ulan neredesin sen? Ha? Ya moralim çok bozuk. Lütfen yalnız bırakın beni şu an. Oğlum bizim başımıza neler geldi biliyor musun? Cenazede ne imam var, ne ceset var be. Ne yapayım, gömmeyin cenazeyi. Sanki benim cenazem ya. Ya biz mahvolduk ya. Hepsi benim hatam. Ben tabutu nasıl boş bıraktım ya? Rizgi Hanım,
Bu suçluluk psikolojisi, siz gerilmişsiniz. Ben size kıyamam. Ne lazım? Bildiğin ceset lazım. Gelin benimle. Neden hala buradayız? Çünkü size birazcık ufacık böyle kısacık sevgili merhum Kudret İnanır'ın hayatından bahsetmek istiyorum. Kendisi 1959 yılında Giresun'da doğdu. Çok tatlı, guncuk bir çocuktu. Gözleri çipil çipil, dudakları punçur punçurdu. Zekiydi de. İlkokulda öğretmeni ona bana burada karanlık olmadığını ispat et diyor. Ne cevap veriyor biliyor musunuz merhum Kudret? Hı, ne cevap veriyor? Hangi karanlık diyor? Zekaya bakın ya. Bunu siz de görüyor musunuz ya şu an? Ben sana hakkımı helal etmiyorum. Aramız hakkım olsun. Ne bağırıyorsun ya? İnsanlar yatıyor burada. Manyak mıdır nedir ya? Ama eski sevgili biliyorsunuz hepimizin başına gelmiştir değil mi? Tabii. Tabii. Amcam senin %100 başına gelmiştir. Aşkım. Yine havalanmışsın ya. Bunu mu arıyorduk? Ha. Ben o zaman ablayı indiriyorum. İndir. Yenge kusura bakma. Hadi bakın, abi. Bakın. Hadi. Ben bunları buldum. Tamam bu olur. Bu daha iyi. Biraz uzun ama olur. Tamam yenge sende kalsın. Pardon yenge. Hadi. Hadi abi. Aman dikkat. Aman başına koluna dikkat. Dur. Şimdi ne yaptık? Dua okuduk. Dua tamam. Tövbeyi konuştuk. Yeter artık. Günaha giriyoruz merhum. Bu kadar bekletilir mi? Ya Allah Allah ya. Nasıl bekletilir mi? Kendi vasiyeti. Demiş ki benim arkamdan konuşun demiş. Yani diyor ki beni sevin ya da benden nefret edin. Yine de benim aklımda konuşun diyor. Şimdi vasiyeti yerine getirmeyelim mi? Adam televizyoncu sonuçta. Yavaş yavaş. Tamam panik yok. Ben yetiştireceğim. Panik yapmayın. Allah'ım sana yardım et. Başka zaman dedikodunun gıybetin dibine vurursunuz. Şimdi dedim ki merhumun arkasından iki cümle edin. Hiçbiriniz konuşmuyorsunuz. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi beyler? Tövbe tövbe. Çarpılacağız ya. Bu ne ya? Neyi çarp? El Fatiha. Hadi bakayım. Evet sevgili cemaat böyle devam ediyoruz. Çok beklettik sizi. Ben kendim taşıyacağım bunu. Biz kaldıracağız. Buyurun lütfen. Buyurun. Reklama yapma. Böyle devam et. Böyle devam et. Evet hanımlar. Siz de buyurun. Ne yaptınız? Hallettik. Ya böyle bir havada duruyormuş gibi bu. Değil değil o değil. Ulan sen neredesin sen? Sen neredesin? Ay kuş gibi hafiflemiş adam be. Ağırlık bende, ağırlık bende. Cansız manken koyduk abi. Bana bak dikkat et ha. Cemaati travmaya sokmuyor. Biraz dikkatli alalım. Allah rahmet eylesin. Bir de tahtaları alayım. Efendim? Murat Bey, borcunuz için aramıştım. Hanımefendiciğim şu anda bir cenazedeyim ben ya. Ay pardon. Ay yok estağfurullah. Dostlar sağ olsun. Tamam. İmama yer açalım. İmama yer verelim. Evet. Daha yavaş, daha sakin atalım toprağa da. Abi ne yaptın? Oğlum kızın babasını canlı canlı gömdük ya. Vallahi abi cenaze fake. Cenaze fake de acılar gerçek biliyorsun. Değerli izleyenler, bültenimize acı bir haberle başlıyoruz. Ünlü medya patronu Kudret İnanır bugün toprağa verildi. Bu ne be? İşte bu. Başarı bu. Bu arada yani bize zerre kadar faydası olmasa da sevgili psikoloğuma Atıl'a da teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kendisine elimde şöyle bir fotoğrafı olduğunu hatırlatmak da istiyorum. Hiç ağzını açmayacağını umarak. Ki açarsan artık televizyon sahibim biliyorsun. 13 bölüm dizisini çekerim bu fotoğrafın. Seni rezil ederim çocuk. Beni delirtme. Yavaş. Ayrı. Alo. Umarım sizinle bir kez daha karşılaşır ve uzun uzun burçlardan bahsederiz. Sizlerle çalışmak çok güzeldi. Ama buraya kadarmış. Atı. Öyle dümdüz gitme. Siktir git. Çık. Çık.
Tiner koklar gibi kokladın be kızı. Abazan çor. O ne be? Hepinize merhaba Red TV çalışanları. Ben bu kanalda göreve bir muhabir olarak başladım. Ama Kudret Bey bu kanalı bana verdi. Neden verdi? Bunun 3 sebebi vardı. Vizyon, vizyon, vizyon. Bundan sonra bu kanalda kaliteli işler yapacağız. Sen mesela Şerafettin amca, mendilini evde bırak. Bundan sonra sabahları halay çekmek zorunda değilsin. Yeter teyze. Sen de artık ölük ölük ağlamak zorunda kalmayacaksın. Bundan sonra bu kanalda belgeseller yapacağız. Bundan sonra bu kanalda kaliteli habercilik yapacağız. Bundan sonra bu kanalda kaliteli işler yapacağız arkadaşlar. Hadi kullanırsın. Bekliyoruz. Daha yüksek alkış. Sen bir geldin benim içim titredi bir. Ne oldu şu anda ya? Ali Arhan'ın icra memuru ve avukat seni toplantı odasında bekliyor. İcra memuru mu? Hı. Çok acilmiş. Arkadaşlar büyük bir alkışla gidiyorum şu an. Kalk, kalk, kalk. Dalmayın, dalmayın. Benim de anlatacaklarım var. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben şirketin avukatı Simru Kavak. Durumu en kısa şekilde size özetlemem gerekirse, kanal batmak üzere. Hı? Zaten kanalın iki ortağı var. Bir tanesi Alara inanır, diğeri de sizsiniz. Eğer ki bir ay içerisinde borçların %50'si tahsil edilmezse... Evet. İkiniz de hapse gidersiniz. Babamın gider ayak kızı. Ama Murat Bey umudumuz da yok değil. Kanalı Arap bir şirket satın almak ister. Ratingimiz yükselirse belki kanalı onlara satabiliriz. Tamam. Güzel de reytingi nasıl yükselteceğiz? Ya orası da senin işin. Arkadaşlar, yapma yapma yapma. Arkadaşlar, az önce söylediğim her şeyi unutun. Sikerler vizyon vizyon yok amına koyayım. Ne öyle elin çocukları bilmem neleri ben belgesel izliyorum diye hava atacak diye gideceğiz. Belgesel mi yayınlayacağız? Biz Afrika'da pitonların peşinden koşacak değiliz. Bundan sonra işi bomboş programlar yapıyoruz. Daha çok izlensin diye. Böyle fız, kötü, lanet programlar yapacağız. Ama reytingleri coşturacağız. Anlaşıldı mı? Şerafettin amca. Hemen koş mendilini al. Evet. Durum budur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, iyi günler. Sağ olun, hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet, şöyle bir durumumuz var. Kanalın bütün sunucuları maaşlarını alamadıkları için istifa ettiler. E Murat Sunar? Murat Sunar ne demek ya? Ben daha az önce patron oldum. Şimdi sabah gideceğim, göbek mi atacağım, halay mı çekeceğim yani? Murat, başka şansın mı var? Akşam Araplarla toplantımız 9'da. Görüşürüz. Ne kadar ilham verici bir kadın. Ne kadar yalaka bir erkek. Ben... Abi ne oldu? İyi misin? Çok iyiyim. Artık o eski kötü günler geride kalıyormuş. Evet abi, bunu beraber başardık. Şimdi artık önümüzde daha kötü günler var. Ne? Kudret bizi kandırmış. Benim o 200 bin TL olan borcum var ya, şimdi 2 milyon lira oldu. Ulan herif bizi resmen trollemiş. Olsun abi, olsun. Unutma, borç yiğidin kankistir. Yo 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 yo. Borç yiğidin götüne yakışanı giyebilmesidir Yunus'cum. Da o göt bizde yok. Ha. We'll be right back.
Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selamın aleyküm diyor. Ben Abdul bin Nahit, iş adamıyım. Bu da çevirmen. Ben Abdullah bin Nahit, iş adamıyım. Elimi sıksam petrol fışkır. Ben de 100 kilo varsa 90'ı taş şaktır diyor. Zaten Türkçe konuşuyor kendisi, biz anlaşırdık. Lütfen hocam, lütfen. Çevirmenin işine karışmayalım. Seri köz getir kardeşim. Yengenin boğazı yandı, seri köz getir diyor. Dar paçalarım, ekilmiş saçlarımla tam bir parlament mavisi adamıyım. Seni paramla ezerim diyor. Herif iyi ki bir devlet büyüğünü falan çevirmiyor ha. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar yemin ediyorum. Kanalı satın almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Fakat şartlarımız var. Düşünüyoruz tabii ama sizin kara kaşınız için değil. Ben en lüks otellerde, en güzel mankenlerle parayı çatır çatır ezeceksem size de kazandırırım diyor. Nedir şartlarınız? Rating. Sizin ratingler düşük vallahi. Böyle bol bol farklı farklı program. Ya her şey olsun. Her şeyden olacak abicim. Ratingler de yüksek olacak. Annesini babasını kesenlerin haberi de, birbirini atlayanların kuşağı da, mahallede tren yapanlar da olacak. Hepsi olacak. Öyle 2-3 teyzeyi ağlatıp da 3-5 amcaya halay çektirmek de olmaz diyor. Rating işi bizde. Ratingi bana bırakın, bana bir hafta verin. Kendinize güveniyorsanız verelim. Sen de o taşla yavaş. Yavaş. O iş bizde. Ratingi bir hafta sonra tekrar toplanalım, tekrar değerlendirelim. Size güveniyorum El Habib. Selamet. Ben şimdi gidiyorum. İyi çalışın. Güzel güzel çalışın. Adam olun lan diyor. Oğlum bana bak, seni 7 dilde çeviririm, 7 kere... Fuck you! Sitedin! Bunu da ben diyorum. Sıkır git! Piç! Bırak! Ambaş! Bırak, iş yapıyoruz. Bak sakin ol. Bak elime ayağıma bak ya. At. Sen ol. Arkadaşlar durum belli. Yani kanalımızın reytingi yok. Program desen program yok. Yani program olsa programı sunacak adam yok. Ama bundan sonra öyle içi boş programlar yapacağız ki. Başlıkları mükemmel olacak ama içi bomboş olacak. Reytinglerimiz tavan yapacak. Peki ne yapacağız biliyor musunuz? Bütün memleketi trollememiz lazım. Film mesela. Bütün kanallar film yayınlıyor. Bu YouTuberlar. Instagram'da 50 bin like alan sinema filmi çekiyor anasını satayım. E satamıyorlar da kanallara. Biz alalım. Ucuz ucuz film alalım. Sürekli bunları yayınlayalım. Programlar. Programlar çok önemli. Magazin programı. Merhaba sevgili seyirciler. Şok şok şok. Bir zamanlar onlar stardı. Peki şimdi neredeler? Ölmüşler. Yapıştır bir tane de sağlık programı. Sağlık olsun programından herkese merhaba. Şu anda hatta bir izleyicimiz var. Alo. Murat Bey günaydın. Günaydın. Murat Bey, diz kapağımdan nakatıma doğru bir ağrı yükseliyor. Damarın damar üzerine bindiğinde şüphe duyuyorum. Sizce nedir bu durum? Mutlaka ama mutlaka bir politika programı olmalı. İyi akşamlar Türkiye. Politik Acılar programına hepiniz hoş geldiniz. Politik Acılar programında daha önce politikacılara hiç sorulmamış sorular soruyoruz. Bugün de stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi size soracağım sorunun cevabını bütün Türkiye merakla ve heyecanla bekliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Efendim siz çayı kaç şeker içiyorsunuz? Şekersiz çay. Ben de tek bir şey kaldı. Gündüz kuşağı canlı yayın. O gündüz kuşağında ağlayan teyzeler, halay çeken nineler, ölük ölük ağlayan ablalar reytingin can suyudur. Garip damadım kayboldu. Şimdi değil teyzeciğim. Ya abi benim ya Yunus. Abi bu canlı yayına gelecek olan Nargile teyzeyle kocası gelmemiş. Sadece kızı gelmiş. Annem. Anneme yalvardım ama çıkmam dedi canlı yayına. Tamam sorun yok. Şimdi Nargile teyze ben oluyorum. Kanalımızın güvenliği de babayı oynayacak. Değil mi Faruk abi? Beni yarı yolda bırakmazsın. Zaten o çok konuşmaz. Hadi hadi. Merak etmeyin. Siz çıkın, ben size haber vereceğim. Faruk abi ama konuştuğumuz gibi ha. Beni yarı yolda bırakma. Adamsın, kocamsın. Yarı yolda bırakma beni. Şişt, bana bak. Canlı yayında sakın tek kelime etme. Figüran gibi oturacaksın orada. Bırak kız konuşsun. Bizi rezil etme, kurban olayım. Oy. O
oluyor ya? Hakkınızı helal edin. Merhaba. Aa, pasta. Sağ ol yenge. Afiyet olsun. Haberlerde gördüm kralın başına geçtiğini. Tebrik ederim. Bir dakikan var mı konuşalım? Var yani tabii. Buyur. Afiyet olsun. Yenge ne lan? Ezgi hadi şuradan servis çıkar da şunu yiyelim. Murat, çok uzatmayacağım. Yaptıklarım için üzgünüm. Kendine iyi bak. Bu kadar mı? Bu kadar. Eyvallah reis ya. Ne demek? Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Gluten var mıdır onda? Yani. Yok ben de almayayım. Siz? İyiymiş ya. Hı, tamam. Aa. Yalnız kendi yapmamış, hazır almış. Gençler, her şey yolunda mı? Yolunda hocam. Evet arkadaşlar, ses. Hazır. Kamera. Hazır. Diğer kameralar. Hazır hocam. O zaman 3, 2, 1. Günaydın Türkiye, herkese merhabalar. Bundan sonra Arayan Bulur programında her sabah bu saatte kaybolan insanları bulacağız. Hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Nargile Hanım, Ragıp Bey ve kızları Suzan var. Onlara da büyük bir alkış alalım. Evet, Nargile Hanım kızı Suzan'ı evlendirmek istedi, evlendirdi de. Fakat enteresan bir olay yaşandı. Dün gecesi damat Cavit kaçtı. Bir enteresan durum daha vardı. Enişte Muzaffer, o gece enişte Muzaffer de ortadan kayboldu. Çok acılı bir durum var sayın izleyenler. Hemen bir soralım. Suzan'dan dinleyelim ama değil mi bütün olayı? Suzancığım anlat bakalım. Tamam yavrum, tamam tamam. Suzan şimdi benim kızım. Ben sana anlatmayı bırakmıyorum. Ama bir dakika şimdi Nargile Hanım teyzeciğim. Bir dakika yani. Şu anda dert Suzan'ın, Suzan konuştu değil mi sadece? Doğru. Değil mi teyzem? Doğrudur, doğru. Suzan geldi bana dedi ki anne dedi benim dedi büyük abdestim geldi dedi. Yani benim büyük abdestim var dedi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada çok önemli bir olay var şu anda. Suzan kızım. Sen şimdi gelinliğin üzerindeyken senin kakan geldi. Sen de ben bir oh rahatsızçayım diye gelinliği çıkarttın. Doğru mu? O sırada anne o kapıda. Evet ben bunu kapıda bekliyordum. Doğru söylüyor. Ben bunu kapıda bekliyordum. Kızım dedim sen gizledim. Rahat rahat biraz dedim. Ben seni dedim kapıda bekliyordum dedim. Derken Cavit geldi. Bu Cavit bizim damadımız Cavit. Dedi ana dedi sen dedi çok bekledi dedi. Yaşlı kadısın dedi. Ben dedi sen yine beklerim dedi. Tamam oğlum dedim. Ha alo. Efendim? Biz bu pastanın içine ne koyduk? Antidepresan koyduk patron. Antidepresan. Güzel, güzel. Doğru dedin, kurtlarımızı döktük. Bu Suzan benim kızım. Çıktı tuvaletten geri geldi. Dedi anne dedi Cavit yok dedi. Dedim nerede bu Cavit? Eş, dost, akraba. Hepsi başladık biz Cavit'i aramaya. Cavit yok. Yok babam yok. Cavit salonda yok. Bunun ilk köpek serseri arkadaşları vardı Cavit'in kahveden. Onlardan hep beraber arıyoruz. Yok. Murat Bey oğlum, Murat Bey oğlum. Cavit yok, Murat Bey oğlum. Oh, çok sıcak. Bir dakika ya. Siz bayağı uçuyorsunuz ya. Yüksel ya. Ne oluyor be? Evet şu anda ekranlarda Muzaffer Enişte ve damat Cavit'in fotoğraflarını görüyoruz. İkisi de gördüğünüz gibi tipiniz. Bu herif canlı yayında olduğunun farkında değil mi? Yani düğün gecesi damat Cavit'le Muzaffer Enişte
Sevgili seyirciler, stüdyomuzda çok ağır, acı bir dram yaşanıyor şu anda. Evet, damat Cavit ve Muzaffer enişte düğün gecesi kayboldular. Ne yapacaklar acaba? Murat Bey oğlum şimdi der. Ay. Murat Bey. Ay. 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 Versene ya. Murat. Murat beni duyuyor musun? Murat canlı yayındasın. Kendine gel. Ben de farkında değilim. Yani bu bizim Cavit'le Muzaffer enişte kaçmış. Hayır aklımda senin sorular. Nereye? Neden koştun acaba? Allah'ım kulaklığı kızmış. Bu un dos tres. Bu nasıl kapalı Maria? Bu işi tek bir şey çözer. Pasta çözer. Pasta mı? Pasta mı? Alo. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Ben sana. Anne bak ya. Kalkma ya. Enişte ve damat arasında büyük aşk. Bu ay skandal. Acayip olaylar. Kendine geldin mi? Geldim. Böyle biraz arılar var ama iyiyim, geldim yani. Bu meseleyi halletmen lazım. Daha nasıl halledeyim ya? Görmüyor musun reytingleri? Bak Nargile teyzenin anlattıkları, damat Cavit. Mesele o değil. Ceren'in getirdiği pasta sen dahil tüm ekibi ne hale getirdi? Yani stüdyoda teyzelerle karşılıklı göbek bile attın ya. Ben hesabını soracağım bunu, sen merak etme, o bende. Ceren'in bu davranışları çok acımasızca. Ya kadın beni evlenecekken terk etti. 200 bin TL borç taktı biliyorsun. Bir de sürekli böyle aldatıyorsun falan diyordu bana, bak yukarıda Allah var. Bir kere bile aldatmadım ya. Sosyal medyaya girdiğim zaman bile Dağtaş beğenmekten millet beni National'ın fake hesabı falan zannetmeye başladı ya. Kurban olayım. Ben miyim şimdi suçlu? Ben miyim yani Allah aşkına? Hayır, sen suçlu değilsin. Sen sadece korkaksın. Çünkü onun gözlerinin içine bakıp onu sevmediğini söyleyemiyorsun. Sana da senden hoşlandığımı söyleyemiyorum ki. Nasıl gideceğim ona seni sevmiyorum diyeceğim yani. Allah aşkına yani. Ah sok lan buna kolumu sen. Sok da, sok da. Seni bir ara bayağı nargile arıyorum sandım, biliyor musun? Abi program inanılmaz reyting alacak diyorlar ha. Almasın mı ya? Herkes uçtu. Hop lan abi dön. Reyting de uçacak normal. Şunu bir tutsana şunu. Efendim? Murat Bey, siz misiniz? Evet, benim. Borcunuz için aramıştım ben yine. Hanımefendi, şu anda yani sizinle konuşmak için en yakın arkadaşımın eline... Murat Bey, görüşmelerimiz kayıt altına alınıyor yalnız. Yani tamam, alınıyor da yani sizin için mi alınıyor, benim için mi alınıyor acaba? Siz bunu bir düşünün. Bir de bir şey, çok seviyorum sizi ben. Tamam. Kapatayım mı? Dokuza basayım mı? Kapatmış. Bırakıyorum artık. Yavaş, sarsma. Selamun aleyküm El Habibi. Aleyküm selam. Aleyküm selam diyor ama hafif sinirli.
bu ne ya? Kim adam bu ya? Motivasyon için yanında gezdiriyorlar. Arada çıkartıp böyle kafasını falan seviyorlar. Sembolik yani. Çok da şey yapmamak lazım. Ben mi yanlış duydum acaba? Kafasını çıkartıp sevmek ne demektir ya? Yeni programları gördünüz değil mi? Retinkar iyi gidiyor. Ne söyleyeceksiniz? El Habib, şimdi güzel güzel de sizin kanal çok borçlu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Ya bu kız beni delirtecek ya. Ya hem borç takıyor, hem borcumu ödeyeyim diye çalışıyorum, ona taş koyuyor. Geldik burada saç ettiren elin arabayla mı? Bunu çevirme, sikerim belanı. Bu borçla bu reyting kurtarmaz abim. Kurtaracak. Kurtaracak çünkü bir sürü yeni programımız var. Reyting rekorları kıracağız. Ne var? Nasıl alayım şimdi ben bu kanalı? Ne var diyor, ne var? Ben bu kanal alayım da batayım mı diyor. Siz beni salak mı sandınız? Siz kimi sikiyorsunuz lan? Diyor. Müzik yarışması. Müzik mi? Müzik yarışmamız var, evet. Bir haftadır bunu konuşuyoruz. Tutacak mı? Tutacak. Neden tutacak? Çünkü jüride siz varsınız. Wow! Güzel güzel. Bunu yapalım. Hem de yarın, yarın gece hemen yapalım. Wow diyor. Eğer beni ünlü yaparsanız alırım ha bu kanalı diyor. Seni gidi seni diyor. Yalnız gün içinde reyting lazım. Hemen lazım, yarın lazım diyor. Şey, yarın gece mi? Tamamdır o iş. Tamam. Yarın gece tamamdır. Hadi kalk kalk. Gidelim bana yeni elbiseler alalım. Mangaya gidelim. Zora'ya gidelim. Beni gaza getirdiniz diyor. Kendimi ekrana hazırlayacağım. Şimdi alışverişteyim. Hadi bye diyor. Hadi abi biraz daha seri. Hadi hadi. Göken. Daha hızlı daha hızlı. Bu işi ne yaptınız? Vuruyor. Tamamdır. Bana bakın. Müthiş bir müzik programı yapıyoruz. Aa, bu dönerli sandalyelerden de olacak mı abi? Sikir şimdi dönerli sandalyeyi falan. Çünkü daha yarışmacı yok. Yarışmacı bulmamız lazım. Benim bir kuzenim var. Var ya, çok güzel şarkı söyler. Of! Ya Ezgi, Allah aşkına bir televizyoncu kafasına gel artık ya. Sen belediye başkanı mısın, akrabanı dolduracaksın yarışmaya? Neyse, bırak onu şimdi. Bakın benim neye ihtiyacım var? Benim bir tane böyle acılarıyla, dertleriyle böyle seyirciyi yıkacak, ağlatacak bir tane arabeskçi. İşte benim kuzenim o. Ezgi, bana bak, kuzeninin adı Orhan Gencebay değilse bir de ağzını açma, tamam mı? Bir tane de güzel böyle yetenekli birini buluruz. Geri kalanını zaten Hakan bulacak. Nasıl? Ben şimdi bu kanalın yönetmeni olarak gidip bir de yarışmacı mı arayacağım? Hakan'cığım kovuldun. Benim bildiğim bir yer var aslında. Gidip yarışmacı bulabilirim orada. Hakan'cığım aramıza hoş geldin. Haydi gençler, haydi hareket, hareket, haydi. Panik halinde. Nereden çıktın kızım? Ödümü kopardın be. Her yerden çıkarım ben. Ne istiyorsun? İşbirliği. İşbirliği mi? Evet. Ya bırak Allah'ını sana. Ya bir dakika, bir dakika. Senin de Murat'ı sevmediğini biliyoruz değil mi? Yardım edeceksin bana. Yardım etmezsen ne olur? Hasta ederim. Edersen ne olur? Sevmediğin bir adamın eski sevgilisinin parasını yerken ondan da intikam almış oluyorsun. Çokça seksi bir teklif. Evet. O zaman şöyle buyur. Şimdi Ezgi Hanım, siz tam bir ay burcusunuz. Evet. Yay burçları komik, eğlenceli ama çabuk sıkılan bir yapıya sahiptir. Evet. Çok fazla seyahat ederler ve yeni insanlarla tanışmaya bayılırlar. Evet. Özgürlüklerine düşkündürler. Evet. Sosyal hayattan hoşlanırlar ve sosyal hayatta aktif rol alırlar. Evet. Macera ve doğa düşkünüdürler. Evet. Uzun lafın kısası... Evet. Sizinle sevişebilir miyiz? Evet. Bu kadar. Yani... Kıza yükselenini falan da mı sormadın?
Ezgi sen ne diyeceksin bu konuda? Çok merak ediyorum. Yani ben... Ah, pardon. Dakika. Abi. Ezgi de gizli abazanmış demek ki. Hayır yani. Ben de iletişim gücü yüksek. Ben de çözüm odaklı biriyim ama... ...bunun gibi ilerleyemiyorum. Vallahi bu herifin tuhaf yetenekleri var söyleyeyim. Sizin burcunuz neydi acaba? Benim burcum o da... Bana bak. Ezgi'yi kaptırdım Yunus kaptırmam ha. Sizin burcunuz neydi? Kova burcuyum ben. Abi ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Adam bizim ailemizi dağıtıyor ya. Hakan bir yer ayarlamış. Murat'ı da alın gelin dedi. Burada deli gibi yarışmacı var dedi. Hakan. Allah Allah. Ben de gelebilir miyim? Oğlum burası bayağı duman altı ya. Bunlar şarkıcı değil mi? Sigara mı içiyor bunlar? Abi baksana. Koskoca pervane yapmışlar. Havalanıyordur, sıkıntı yok. Ben Red TV'nin sahibi Murat. Ses eğitiminiz var mı? Oğlum bunlar konuşamıyor. Nasıl şarkı söyleyecek? Abi bunlar koroya. Bunların şefi gelmeden bunlar konuşmaz. Bunların olayı. Hakan nerede ya? Hakan Bey'in misafirleri siz misiniz? Bey mi? Ben Hakan'ın patronuyum. Sen buranın sahibi misin? Cemil Bey. Kapıları kapatır mısınız? Duman, biraz dumanlıydı aslında. Kapıyı kapatmasak, Cemil Bey. Bak, ben sana söyledim abi. Harika bir yalıtım yapmışsınız, ellerinize sağlık. Ekosu filan efsane ortam. Ha! Bak, yankı da var. Ha! Çok şeydi, değil mi? Evet, güvercin de var. İmdat! İmdat! Ha! İmdat! Ha! Abi kusura bakmayın ya. Ben daha demin sizi net görmedim de. Şuradan bir bakabilir miyim izninizle? Eyvallah abi. Hakan Bey nerede acaba? Hakan Bey aracı tabii. Bizim müşterimiz Ceren Hanım. Ceren? Evet. Biz sosyal mafyayız. Abi siz çok yanlış anladınız. Bakın benim hiç bunlarla alakam yok. Benim akşam yarışma programım var. Ben oraya şarkıcı arıyorum. Yani çok farklı geldik biz. Yanlış geldik gidelim biz o zaman. Bu bizim Instagram hesabımız. Çok güzel. Çok güzel. Abi ne yaptınız ya? Adam dövüp bumerang mı çektiniz? İyi like almış ama. Yok. Biz adam dövmüyoruz. İyi. Zaten bu devirde. Bu devirde değil mi abi? Adam dövmek mi kaldı? Siz birbirinizi dövüyorsunuz. Ya siktir öyle şey mi olur abi Allah aşkına? Olabilir abi fark etmez ben vururum. Hanımefendi sen ayrıl. Tamam. Sen otur oğlum. Şimdi sizinle küçük bir oyun oynayacağız. Küçük oyun derken abi? Abi doğruluk mu cesaret mi gibi bir şey mi? Yok. Bizimki ibnelik mi, puçluk mu gibi. Abi şimdi kusura bakmayın ama ben daha geçen hafta yeni hemoroid ameliyatı oldum. Daha yeni simidi attım ya. Simide oturuyordum abi ben. Çok hasta çocuk abi. Ben ameliyatta elini tutuyordum ya. Bu çocuk üstüne oturamadı yani. Aylarca kıçının üstüne oturamadı. Sen mesela delikanlı adamsın. Bak yazın parfümü giymişsin. Sen oturamadın bir hayal. Bir hayal edelim. Bir saniye şöyle hayal edelim. Sinerji yapalım abi. Hayal edelim abi. Elini alayım. Edemedik. Format çok basit. Anadolu'da bir oyundan esinlendik. Sen ona, o buna, bu da sana vuracak. Ama aynı şiddetle. Bir tokatla başlayalım. Ben mi başlıyorum? Kes ulan dinle. Bir diğeriniz diğerine kıyamaz, aynı şiddette vurmazsa üçünüzün de bacağına sıkıyoruz. Başlamadan önce bir fotoğraf alalım Cemil Bey. Nasıl ya? Başlamadık mı? Abi ne yapıyorsunuz? Kurban olayım ya. Fotoğraf falan çekiyorlar. Tekleyin bari. Tamam ben bunu biliyorum. Bu iş bende abi rahat olun. Ya abicim Allah aşkına ıslak atlet bu insanız biz ya. Hangi devirdeyiz kurban olayım ama ya. Başta. Neye başlasın ya? Uyum. Islak atletle mi vuracak bana? Ya bu insanlık dışı ya. Hadi abi kusura bakma. Ama bebeğim bu olmuyor. Bebeğim mi? Cemil Bey uygulayarak gösterir misiniz? Cemil abi uygulayarak. Cemil abi uygulayarak ne gösterecek abi? Neyi gösterecek? Oo öyle vurulur mu canım? Oğlum ya. Bunu mu istiyorsun? Bahşet mi istiyorsunuz? İlla böyle vuralım birbirimize. Böyle vuralım.
Söyleme burayı! Bırak mafyalı git, onurunla çalışacağım. Bu nedir insana bu yapılır mı? Bak şu insana yapılır mı? Şu bak, bak. Vahşet bu ya. Ama daha fotoğraf çekileceğiz. Abi siz psikopat mısınız ya? Manyak mısınız abi? Ne fotoğrafı ya? Aa. Hayrola? Gidiyorum. Gidiyorsun. Daha doğrusu istifa ediyorum. Pardon. Şunu da hep söylemek istemiştim. Seni hiç sevmiyorum. Babanı zaten hiç sevmiyordum. Abi. Ya tamam ulan. Ulan ben sizin varız. Bir dakika birazcık uzaklaşsınlar. Ulan pavyondan adam mı kovuyorsunuz be? Hesap mı ödemedik? Şekillere bak şekillere. Puh. Ceren mi lan? Ali Ara. Ali Ara beni dövdüler. Hem de bu salaklara dövdürdüler. İçeri geç. Ah. Ali Ara çok kötüyüm. Perişanım. Şimdi biz bu adamları dava etsek... ...bunlar birbirlerini dövdüler diyecekler değil mi? Oğlum ne davası ya, ne davası? Ben onların akıllarını alacağım, sen merak etme. Ben Ceren'le konuştum. Çocuk artık tepki veremiyor ya. Baklası kaydı çocuğun, nasıl vurduysak sert. Sizi mafyanın elinden kurtarmak için onunla bir anlaşma yaptım. Şu anda Ceren'in yanına gidiyoruz, yüzleşeceksin. Vallahi ağacım siz gidin, ben hiç hayatta... Üfle. Ama programa geç kalacağız. Korkma, ben yanında olacağım senin. Ya korktuğumdan değil. Şimdi kızla buluşacağız dışarıda. Şu halimize bak yani. Allah aşkına beni bir fabrika ayarlarıma geri döndürmen lazım. Kız, mümkün değil. Gitme yani. Tamam. Ben onu da hallettim. Yemin ediyorum cevap anahtarı gibi kadın ya. Her şeyin cevabı, her şeyin çözümü var. Ya üzerinden birazcık zaman geçseydim. Kadın beni az önce dövdürttü ya. Stakatletle dövdürttü. Murat, unutma fazla zamanımız yok. Programa yetişeceğiz. Ben kadın psikopat diyorum, manyak diyorum. Sen bana zamanımız yok diyorsun. Bana bak, bu bir sakatlık çıkartır. Bir şey yapar, minibüsü hazır tutun ha. Çalışır tutun. Hemen kaçacağım. Merhaba Ceren. Gerilimi azalt. Nasıl azaltayım acaba gerilimi? Şimdi tipe baksana, her an boğulacakmış gibi bakıyor. Bu Game of Thrones'un son bölümünü izledin mi? Bir tane at vardı ya orada. O atın kalbini bayağı jelibondan yapmışlar ya. Murat saçmalama. Üstüne bir tane gelin vardı hani böyle çiçek. Gelinler neden burada çiçek tutuyor biliyor musun? Eskiden böyle tarihler evvel. Evet. Tarih öncesi böyle ayda bir falan banyo yapıyorlarmış. Çok kötü kokuyorlarmış. Bari gelin düğünündeyken damat yaklaşabilsin diye çiçek vermişler. Şimdi karıştır istersen. Tamam. Zamanımız yok. Niye gir? Ceren. Evet. Ceren ben seni hiç aldatmadım. Eğer gerçekleri söyleyecek cesaretin yoksa... ...kalk o masadan. Seninle ilk tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Hani öğleden sonra. Sen böyle çok üzgündün. Ağlamak istiyordun da tutuyordun kendini. Sen gittin, ben ne yaptım biliyor musun? Yağmurdu vasıtlığında. Rahat rahat ağlayabileceği. Bilmiyorsun tabii. Sonra şunu düşündüm. Bir kadın matemliyken bile bu kadar güzel olabiliyorsa... Acaba güldüğü zaman nasıl olur? Ama sen hiç gülmedin biliyor musun? Bir kere bile gülseydin bana... ...her şey için cesaretim olacaktı tamam. Sen hiç gülmedin. Ya sen ne saçmalıyorsun be? Ha? Ceren. He? Ben seni sevmiyorum. Ne? Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Evet. Murat, kendine iyi bak. Bu kadar mı? Arsızın teki ama benim arsızım. Solay ama kolay değil. Dışı yakar, içi öyle değil. Her saniyem onurumun. Kız süper ama süper. Ali Ara nerede? Abi o taksiye bindi, programa yetişecek ya. Söylediklerimi duydun mu? Hangi söylediklerini?
Ezgi nerede? Ha, ben gençleri biraz yalnız bıraktım. Hangi gençleri ya? Avazan gençleri. İçerideler. Dur, kusacağım şu an. Kusma, kusma şimdi. Üstümüzü başımızı batırma ya. Ezgi! Ezgi! Oğlum bana bak, bana bir travma yaşatmayın şu anda. Ezgi giyin, açıyorum bak. Abi seviyorum. Sen bir sus ya. Alper Hanım duymadı ama biz duyduk, çok duygulandık. Gaza geldik. Gençler, gerçekten size ilham olduğum için çok mutluyum da. Saçmalamayın, bir toparlanın hadi ya. Geç kaldık, kanala geç kaldık, haydi. Kapıyı kapa. Program başlayacak. Hallettim. Hepsini hallettim abi. Hem peşimdeki mafyadan kurtuldum hem de eski sevgilimden. Ne mafya, ne sevgili? Ben mesajı verdim. Sen rahat ol. Devam et. Ben çok heyecanlı. Ünlü olacak. Oo, ben artık Instagram'da takipçimi 1 milyona çıkarırım. Diyor. Oğlum işte bana bak. Bu programda çevirmek yok, tamam mı? Allah aşkına bak. O ne veriyorsa 2 katını vereceğim ya. Bir sus, kurban olayım ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu herifin özgüvenine de hayranım ha. Kafaya bak, pancar gibi olmuş, bir de bu halde canlı yayına çıkıyor. Çok tuhaf. Arkadaşlar yayın için hazır mıyız? Evet. Giriyorum şimdi. 3, 2, 1, yayın. Türkiye'nin müzik yarışması Ses Kes'ten herkese merhaba. İlk yarışmacımız Karadeniz yöresinden bir türkü söyleyecek. Yunus Emre Çubukçu sizlerle. Size son bir şans verdik ama bu kötü. Bu olmamış. Bana haber geliyor, reytingler de kötü. Şimdi anlıyorum ama bunlar daha ilk yarışmacılarımız. Ben bilmem, ben bilmem. Ben sizin yapacağınız işi sikeyim diyor. Arap mutsuz, Arap mutsuz. Reyting, Emre abi reytingler nasıl? Murat, bu yarışmacılarla reyting gelmez. Alara. Bütün Türkiye bizi izlesin diye burada canlı yayın yapıyoruz ki bütün Türkiye izlemiyor. Ama izleyen izlemeyen, hatta stüdyodaki seyircilerimin önünde bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben sana aşığım. Anareli Murat'ı ikili yap, ikili yap. Reyting neresi? İyi. Daha mı iyi? Güzel, güzel hadi. Şimdi de ben bir şarkı söylemek istiyorum o zaman. Hadi bakalım. Doğaçlama takılıyoruz. Siz girin, ben ayak uyduracağım. Gönder. Abi nedir durumumuz? Harika, harika. Süper. Armağan abi, reyting ne oldu lan?
En son hiç borcum olmadığında ne zamandı tam hatırlamıyorum da. Rusya yoktu, Sovyetler vardı, henüz bekardı Songül Karlı. Helalinle çalışırsan anca, pasta yok, ekmek belki çorba. Buna da şükür yeter derdim ama, ne bok yiyeceğiz ulan aşık olunca. Hoppa! Olmadı baştan, deneriz başkan. Başıma ne geldiyse aşktan, borçla haçla. Güzel. Güzel de Alara nerede? Biz yayındayken çıktı o. Ama sonra kanalda görmedim. Rating güzel. Rating yüksek. Bu işi bitti say Habibi. Kanalı alacağım. Hadi yine yırttınız şerefsizler diyor. Onu yarın konuşuruz. Selametle. Hadi bay diyor. İtiraf fazla gelmiştir. Afallayıp kaçmıştır ha. Ya o altı üstü sevdiğimizi söyledik ya. Canımı istedik ya. Aa tamam abi ya. Alara Hanım'la da yarın Araplarla yapacağımız toplantıda konuşursun. Reytinglerimiz çok güzel. Yok abiciğim ya. Ben ne zaman bir yerden kurtarsam bir başka yerden sıçıyorum. Benim hayatım böyle. Oh hadi gidelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam el habibi. Biz kanalı aldık. Hadi hayırlı olsun. Bu da sözleşme. AS diyor. Hadi yine iyisin lan. Yırttın. Kitledin bana kanalı. Dur kurban olayım bugün değil. Vallahi sırasında. Bir bakalım şuna bakalım. Yalnız benim adım yok burada. He. Alara'nın da adı yok. He. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kudret İnanır yazıyor. Bu yanlış. Düzeltin. Senin patron. Benim patron falan değil o. Yanlış bu. Yanlışlık var. Lütfen düzeltin bunu. Yanlış falan yok el habibi. Biz parayı ödedik. Abi kurban olayım. Ben o kadar çalıştım bu kanalı buraya getirmek için ya. Ne olursunuz yanlışlık var. Düzelt şunu ya. Gerisini kendiniz halledin artık. Trollenmelere doyamadın. Ne oldu? Üzüldün mü sen? Demek canlı yayında ilanı aşk ettin kızma. Alara ben sana aşığım. Ulan onun adı bir kere Alara değil, Naciye. Benim de kızım değil, oyuncu. Ama iyi oyuncu ha, parasını hak etti. O anasını oynayan kadın kötüydü. Naciye cenazede de batırdığınızı anlamış, sayesinde kurtulmuşsunuz. Ne demek ulan boş tabut gömmek? Neyse, demek kanalı gerçekten sana bıraktığımı zannettin. Olmayan borcumu ödedin. Ulan sen ne salak herifsin ya. Bak kanalı kurtardın ama yine ben zengin oldum. Hadi geçmiş olsun, kapatıyorum. Elena. Abi yapma 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 ne olur ya. Hayda. Hanımefendiciğim, ben o borcu ödeyemeyeceğim ya. Ama Murat Bey... Yok yok, gerçekten ödeyemeyeceğim. Yani canım alın, siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Ama Murat Bey, dinlemiyorsunuz ki. Borcunuz ödendi. Hayırlı olsun demek için aradım. Nasıl ya? Ben ödedim. Kudret'ten aldığım kendi payımla ödedim.
Murat, derdin bu değil miydi zaten? Borcunu ödeyebilmek. E tamam, işte ödedik. Kurtulduk. Sayende hiçbir zaman senin olmayan kanalı sattık. Daha ne istiyorsun? Ya sana ne ya benim derdimden? Sen benim borcumu nasıl ödersin ya? Hem burada ne işin var senin Naciye? Naciye? Neden cevabını bildiğin sorular soruyorsun? Gözlerimin içine bakıp da söyleyebil diye. Ne oluyor ya şu an? Ne oluyor acaba ya? Ne oluyor acaba? Seviyorum seni. Aa, artı 13. İzleme o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de seni seviyorum Naciye. Bu arada Alara da güzel isim de Naciye daha bir samimi değil mi? Böyle bir tam oturmamış mı? Ya o bu değil de sanırım bu hikaye mutlu sonla bitti. Hatta son anda bir bokluk çıkacak diye de korkmuyor değilim ha. Hop. Bu ne ya? Kudret'ten intikam grubumuz. Vay. Ne oldu ya? Ha, izlemiyordum. O ne biçim son ya? Senaristler, bu nasıl son? Kızı öptürtmediler bana. Senin akraban mı bu senarist Hasan? Niye öpücük yazdırtmadın ya? Hasan Karakuş, filmin senaristlerinden. Kendisi sapı oynayan, psikoloğu oynayan. Belki rolünün psikolog olduğunu anlayamamışsınızdır diye söylüyorum. Bu nasıl bir öpüşme sahnesi ya? Sinema filminde oynayacaksın dediler. Senaryo dediler, geldi hazır dediler. Hasan Karakuş, Hande Turan. Biz dediler senaryo yazdık. Bak şimdi şurada isimleri geçecek. Baktım aşk sahnesi var, öpüşme sahnesi var. Dedim Allah yırttık. Nasıl da öpüşme sahnesi sayın seyirciler? Yazıklar olsun, bu kadar da korkmayın ya. Dedim bir bırakın ya, şöyle yağlı yağlı öpeyim. Artı 13 alırız, artı 14 alırız. Mezarlık sahnesindeyiz, benim imam oldu bu sahne. Figüranlar var, kendi aralarında konuşuyorlar. Gittim bir kulak kabarttım, hani ne düşünüyorlar acaba? Film çekiyoruz yani, doğru mu? Bir tanesi diğerine böyle dönüp şey dedi. Kız komedi filmi bu galiba dedi. Ya komedi filmi izleyeceğiniz o zaman ya. Onu söyleyeyim mi? Nasıl film, beğendiniz mi? Beğenmiyorsanız yan tarafta Cem Yılmaz'ın filmi var. Allah Allah ya. Bak şunlar sırf öpüşmekten filmi izlemedim. Sonra çıkıp yorum yapacak Twitter'dan. Bir film yapmışlar. Çok sıcakkanlı bir film değil miydi? Birisi ünlü olunca biliyorsunuz ona hemen sinema filmi çekilir. Bize teklif gelmedi mi? Çok fazla teklif geldi. Ama dedik ki biz kendimiz yapalım. De diyebilirsiniz şu anda. İşin kötüsü diyebilirsiniz. Ben duyamam. Demeyin öyle şeyler. Film bitti. Çıkın. Kapılardan dikkatlice. O kemerini bağla kemerini. Bak seans boş diye. Oğlum sonar mı atıyorsun bana? Bu ne? Bak benim rahmetli babaannemin annesi. Babaannemin annesi burada. 10 sene önce falan rahmetli oldu. Unutmuşlar çünkü diğer taraftan. Hocam bunun günahını sevabını yazmaya devam ediyor mu? Kim o ya? Babaannem diye öldü zaten. Ne bileyim birisi böbrek yetmezliğinden ölür. Ne bileyim kalp krizi geçirir. Babaannemin annesi böyle öldü bak. Çocuklar bak. Direkt aldılar. Matrix'ten gazı çekilmiş Neo gibi gitti. Diye gitti. Allah rahmet eylesin buradan da kendisine selamlar. Niye olabilir ya? Sinema kalıcı bir şey yani sonuçta. Sinema yalnızca evrensel değil. Aynı zamanda kozmiksel bir şeydir. Kozmos yani. İkinci filmimizde Kozmos'a değineceğiz. Ama geldiğiniz için ona da kesin gelirsiniz zaten. Anneannem. O da aynı senin gibiydi böyle. Görmüyordu. Tabii belli bir yaştan sonra artık göz çünkü diyor ki yeter. Çünkü öyle bir hafıza kartı yok. Kadın 115 yaşında. 115 yılın verisini nereye kaydedeceksin acaba? O da senin gibi sonar atarak bulurdu her yere. Tuvalete mi çekmişsin? Yapardı böyle. Ses çarpar duvara geri gelir. Tuvalet burada değil. Vallahi bak televizyonu buradan izlerdi falan. Hiçbir şey görmüyor. Ne görüyor ki acaba oradan böyle? Allah da rahmet eylesin. Ve ben bu filmi ölen anneanneme adıyorum. Çağırmak yapıyorum. Bunun için, şunun için diye koyuyor ya filmleri. Duygusal etkisi var. Belki şu an üzülerek ağlayarak çıkan etrafına lütfen bu filme gidin falan diyecek olan bir sürü insan. Bana bakın. Burada izlediniz, burada kalın. Beni delirtmeyin ha. Bir bilet parası verdiniz, geldiniz dışa çıkıp gitme gibi film falan sakın ha. Lütfen arkadaşlar filmi kötülemeyin. Çok güzel de filmdi bence. Hadi bir tane delikanlı da çıksın kendi sinema filminin sonunda kendini böyle koysun bilet küfresin diye. Dışlarda efendim 3 boyutlu gözlüklerinizi atabileceğiniz bir kutu olduğu gibi bir de IBAN numaralarınızı yazıp atabileceğiniz bir kutu daha yaptık. Biz de böyle bir müesseseyiz. Bakın yapımcı geçiyor. Ayrıca bana ne diliyorsanız şu an aynısını iki katını size diliyor. Bu bizim ilk level'ımızdı. Bizi desteklediğiniz, bilet aldığınız ve sinemaya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın seyirci. Ulan bir hoşluk yapalım. Filmin sonunda kendi videomuzu koyalım dedik. Salon boş.